İkinci dönem birinci fen yazısına hazır mıyız Tonguç Hazır kadar? olsan burada ne işin var hocam? Aynen öyle süpersin Tonguç Hocam hazır iPhone 11 hocam. yapmışsınız. iPhone 11 ve yazılı notları ikinci dönem birinci yazılı notları. Bunlar nedir ne hocam? Anlaşırsın. Şimdi çok güzel sürprizlerimiz var. Gerçekten de bu e, videomuzda daha doğrusu bu e, yayınımızda çok güzel sürprizlerimiz var. Bir kere birinci yazılı konularımızı bir gözden geçirelim. Basit makinelerden başlayacağız. Beşinci ünite. Makaralar ilk düzlem çıkırık. Zaten sınavda çıkacak yüzde bin Çıkırık'tan trilyon. Çıkırık. Yüzde bin trilyon makara ilk düzlem çıkırık. Ayrı ayrı sorularda veya içi birbirleriyle beraber sorular da gelebilir. Aynı zamanda basit makineden kaldıraçlar, dişliler ve aynı zamanda kasnaklar. Kaldıraçlar acayip önemli. Zaten birazdan sana bilmemiz gerekenleri hızlı bir şekilde özetleyeceğim. Özetledikten sonra konuları bir gözden geçireyim. Bak enerji dönüşümleri çevirebilir Zaten besin zinciri ve enerji primde yüzde yüz çıkacak Tonguç Erhan Aynı zamanda e, fotosentez ve oksijen solunum ilişkisi de sınav konuları arasında. Ve aynı zamanda da hücresel enerji oluşumu of. dediğimiz oksijenli ve oksijensiz solunuma göz atacağız. Müzik Gerçekten de süper sorular hazırladık senin için. Sınavda tam Hocam, çıkacak Hocam soruları nereye geçirdiniz? Sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanımlarına göre tam yazılı sınavlarına uygun bir şekilde hazırlandı. Tabii ki bazı öğretmenlerimiz teste sorabilir. Teste de uygun sorular hiç merak etme. Ama biz... Klasik yazılı sınavına göre soruları hazırladık ve test soruları da var. Mesela şu tarz bir Aa. test sorusu da var ama test değil, klasik hazırladık. Sen ona göre zaten test gibi değerlendirsin. Yazılı yapan zaten yapar. Ve aynı zamanda şunu unutmayalım Tonguç Elvan bütün bunları yapmadan önce sana güzel bir sürprizim var. Hani demin iPhone gördün ya, evet bu iPhone'un bir manası var. Altın Nisan'da, Nisan'da bir iPhone 11 Pro veriyoruz. Bak neden veriyoruz biliyor musun? 3 milyonun hatırına. Çünkü ana kanalımız... 3 milyon e, aboneye ulaşmak üzere. 2,91'de çok az kaldı. Senin de desteklerinde 3 milyona özel 3 tane kamera veriyoruz. Benden Ben ne, ne Akademi, istiyorsunuz? Senden hiçbir şey istemiyorum. Senden istediğim bir şey sadece Tonguç Akademi ana kanalına abone ol. Bak zaten 8. sınıf kanalına abonesin ama ana kanalına abone olacaksın. Ve Tonguç Akademi'nin Instagram sayfasını takip edeceksin. Zaten 600 bin aboneli göreceksin, göreceksin Tonguç Akademi yazınca. Ve 3 milyon e, Tonguç hashtag iyle. zaten 3 milyon oluyor büyük ailemiz. Beraber abone ettiğin iki arkadaşını yorum olarak yazıyorsun buraya veya buraya hiç fark etmez ve bunu yazdığın zaman aslında iPhone 11 Pro çekilişine katılmış oluyorsun ve senle beraber inşallah, i̇nşallah. E, bir arkadaşımız kazanacak bu iPhone 11'i 11, e, 11 Pro'yu ve şunu unutmayalım. İkinci dönem Biricik yazılım bütün konu listeleri Tongçay Instagram hesabında. O da sana faydalı olacak diyoruz. Ama sorulara geçmeden önce bilmemiz gerekenleri bir tekrar edelim seninle beraber. Hocam. Bu bilmemiz gerekenlerin hepsi de aslında yazılı notlarımızda var. Onu da söylemek istiyorum. Bunu nereden bulacağım yazılı hocam? Yazılı notlarımızda olan bu notlar aslında bak burada teker teker e, kavramlar, formüller, konu özetlerimiz, hocanın işte... E, e, eğik düzlemin yüksekliğinin ve boyunun değişmesinin kuvvet kalınca etkisi yazılıda çıkar şeklinde ufak ufak notları da verdik. Yazılıda çıkar, hoca sorar. E, ondan sonra işte kesin sorulur tarzında notlarımız da var burada. Bunu da sadece Tonguç Kitapçıları'ndan bulabilsin Şu anda aşağıda linki var zaten. Tonguç kitapçılarından kendine yakın olanı bulup oradan alabilirsin. Online'da olmayacak diyoruz. Hemen başladık. Şimdi basit makinede bilmemiz gerekenler neydi Tonguç'un? Um? Makaralar, eğik düzen ve çıkrık. Bunları kendi aralarında değerlendirdik. Makaralarda ne vardı? Makaralarda İki makara, çeşit makara karara, var. Karaki, i̇ki çeşit makaralardan birincisi sabit makaraydı. Hatta SM yazıyorduk böyle. Çünkü ortası duvara bağlıydı. Bir tanesi de ortası duvara bağlı olmadığı için hareketli makaraydı. E unutmayalım. Sabit makarada kuvvet kazancı asla yoktur. Hareketli makara vardır. Kuvvetin yönü sabit makarada değişir. Hareketli makarada değişmez. Ee, aynı zamanda yoldan kayıp sabit makarada yoktur. Hareketli makarada yoldan kayıp vardır. Çünkü kuvvet kazancı olduğu için yoldan kayıp vardır diyoruz. Yani bir şeyden kazanırsan bir şeyden kaybedersin. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü hemen sana şunu anlatmak istiyorum. Basit makinelerde işten ve enerjiden kazanç asla yoktur. Bu kimde Tomuş evladım benim? Kuru kafa... Necmi. Necmi'ydi. Kuru kafa Necmi ne demişti hemen söylüyor misin bana? Enerjiden kazanç var demiş rahmetli. Aynen. işten kazanç var Neymiş demişti. Var hocam, Enerjiden kazanç var demişti ve Necmi ne hale geldi görebiliyor musun? Yazık Böyle olur. bir şeye asla inanma. Öğretmenin söylediğine inanma. Yani tabii o seni sınavda sorar sana. Var mıdır diye sorar. Sen de hayır asla yoktur diyeceksin. Unutmayalım. Ee, kuvvetten kazanç olabilir. Ama o zaman yoldan kayıp olur. Bu sabit makarada sadece kuvvetin yönü değişir. Unutmayalım. Aşağı doğru çekersin yukarı doğru çıkar. İlk düzlemde bilmemiz gerekenleri de bakarsak eğer... ...mutlaka mutlaka kuvvetten kazanç vardır. Kuvvetin yönü değişir. Sen yukarı kaldırman gereken şeyi böyle yatay kaldırırsın. Ve yoldan da kayıp vardır. Neden biliyor musun Namık'cığım? Böyle çıkarman gerekirken böyle uzun bir yoldan çıkartırsın diyoruz. Aynı zamanda çıkrağa bakarsak... ...çıklıkta da kuvvetten kazanç vardır. Kuvvetin yönü değişir. Kuvvetin yönü aşağı doğru çekersin yukarı doğru çıkar yoldan kayıp vardır. Çünkü büyük bir daireyi çevirirsin ama o küçük bir dairede çıkar ve aynı e, kuyulardan <laughs> su çekmemiz gibi diyoruz. Peki geldik. Basın makinelerin en önemli kısımlarından bir tanesi kaldıraçlara. Hemen hızlı tekrar yapıyoruz merak etme. Zaten i̇ki dakikanın içinde anlatıyorum sana her şeyi. Kaldıraçlarda üç çeşit kaldıraç vardı. Do, yo, ko. Hatırlıyor musun Tonguç'un? Evet hocam. Do, destek ortada. Yo, yük ortada. Ko kuvvet ortalığıydı. Yani destek buydu Aslan Tonguç Elan Bey. Ee, ku, yük buydu. Yük buydu. Bu da kuvvetti. İşte Doyoko'da da destek ortada da mutlaka mutlaka şunu bilmemiz gerekiyor. Ee, bunlar bir bu, bu kuvvet koludur. Kuvvet kolu. Bu da yük koludur. Yani yükün desteği uzaklığına yük kolu denir. Kuvvetin desteği uzaklığına kuvvet kolu denir. Aynı buradaki gibi de. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kuvvet koludur. Bu yük koludur. Burada da bu kuvvet koldur, büyük koldur. Yani buradan buraya kadar değil dikkat. Buradan desteğe kadar. Her zaman desteğe kadar olmak zorunda. Şunu unutmayalım. Yoğda acayip önemli bir şey var Tonguç. Yoğda yüzde yüz, yüzde yüz kuvvet kazancı var. Yani kuvvet kazancı olmama ihtimali yok. Kuvvet kazancı kesin var. Burada ise koda ise Tonguç Erhan kuvvet kazancı Kesin yok. Yok. Asla yok. Hatta kuvvetten kayıp vardır burada diyoruz. Çünkü yük kolu daha uzundur. Unutma. Kuvvet kolu uzadıkça kuvvet kazancı artar. Kuvvet, kuvvet, kolu. Ondan sonra uygulanan, uygulanan e, kuvvet kolu arttıkça kuvvet kazancı artar Tonguçer abi. Uygulanan kuvvet arttıkça Tonguç abi benim ne olur biliyor musun? Kuvvet kazancı azalır Tonguç'um. Bunlar acayip önemli. Bunlar sınavda acayip çok çıkıyor. Bu kuralları bilirsen gerçekten sınavda çok başarılısın. Günlük hayattan örnekler verebilir misin Tonguç Makas. Aynen makas nedir? Destek ortada. Pense. Pense destek ortada. Eşit kolu terazi. Süper destek ortada. El arabası. El arabası. Yuk, yük, ortada. Kürek. Ceviz kıracağı yük ortada. E, Gazlıca. yük ortada. E, maşa e, kuvvet ortada. Cımbız kuvvet ortada. Bir elimde cımbız kuvvet. bir elimde aynı. Acayip önemli bunlar. Gerçekten de bunları nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Mesela el arabasını çizeyim çünkü üniversite şey el eski sınavlarda da çok çıktı. Burada yük vardır. Burada destek vardır aslında. Tekerlek destektir. Buradan ben kuvvet uygularım. Bunları gerçekten çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir dişler kasnakları ne bilmemiz gerekiyor? Dişlerde çok fazla bilmemiz gereken bir şey yok aslında. Dişlerde bu birbirine dokunan dişler ters yönde dönerler. Unutma tomuç herhalde benim. Ve kasnaklarda da çapraz bağlandıysa ters yönde, düz bağlandıysa aynı yönde döner tomuçum. Yani Kasma gerek var mı hocam bu konuda? Kasmaya gerek yok bu konuda merak etme. Ee, burada şunu unutmayayım. Dişler her zaman ters yönde dönerler ama... Birbirlerine eş merkezli dişli veya kasnaklar varsa aynı yönde ve aynı tur sayısına dönerler. Birbirleriyle farklı büyüklüktelerse büyük olan ve birbirine dokunursa büyük olan her zaman daha az döner. Unutma eş merkezler aynı sayıda dönerken diğer durumda büyük olan her zaman daha az döner diyoruz. Peki geldik artık gerçekten de Oo. ikinci e, konumuz enerji, olan enerji dönüşümü sınavda buradan da çok fazla soru gelecek. Besin zincirini zaten biliyorsun. Bütün dünyadaki enerjinin kaynağını söyler misin bana? Sun. Evet. Güneş. Sun. Gerçekten de çok güzel İngilizce söyledin. Güneşten geliyor. Güneşten gelen ışık. ...üreticiler dediğimiz yeşil bitkiler sayesinde besine dönüştürülüyor. Bu üreticileri yiyen tüketiciler var Tomuç. Mesela tavşan. Buna birinci tüketici diyoruz. Bak otu yiyen adam birinci tüketici. Tavşan yedi. Tavşanın yiyen başak var. O ikinci tüketici. Artık bak dikkat et. Bu ilk yiyen arkadaşımız otçul oluyor. Bunu yiyen arkadaşımızsa artık tavşan yediği için bu arkadaşımız etçil oluyor. Ve başağı yiyen aslan da aynı şekilde etçil oluyor Tomuç Eren Bey. Unutma. Birinci tüketici her zaman ama her zaman otçuldur. Unutmayalım bunu. Çünkü üreticiler yerlere üreticiden sonra birinci tüketici, sonra ikinci tüketici, sonra üçüncü tüketici gelir ve bunlar da bir besin piramidi içinde dizilirlerse en altında besin piramidinin her zaman yeşil bitkiler vardır. Neden biliyor musun? Neden hocam? Çünkü dünyada en fazla yeşil bitki vardır. Ondan sonra tavşanlar gelir, ondan sonra başaklar gelir ve bunlar gitgide azalmasının sebebi dünyadaki miktarlarına göre. En fazla yeşil bitki sonra daha az, bak daha küçük burası, daha küçük daha küçük. Ya aslan daha az. Bunun üstüne de bir şey olur. Mesela bu da daha az. Daha küçük bir alan kaplıyor gördüğün gibi. He, tabii hepsini de ayrıştırıcılar geliyor. Ayrıştırıcılar deyince hakkında ne geliyor Tonguç Aram Bey? Ayrıştırıcılar benim aklıma mantarlar ve bakteriler geliyor. Bunları da unutmayalım. Çünkü bunlar öldükten sonra ne olacaklar? Toprağa gidecekler. Toprakta ne olacaklar? E, tekrar eski minerallere dönüştürülmesin. Ayrıştırıcıları kullanmamız gerekiyor. Peki geldik Tonguç'um. En önemli kısma. Üreticiler nasıl üretiyor kardeşim? Söyleyebilir misin bana? Üreticiler nasıl üretiyor kardeşim? Üreticiler güneş enerji enerjisinden aldığı enerjiyle beraber fotosentez yapıyor. Fotosentez hemen şöyle bir özetlemek gerekirse aşırı önemli bir şey. Fotosentez. Foto ne demek? Foto, foto. Fotoğraf çekmek hocam. Foto, foto selfie. aslında foto aslında ışıktan geliyor. Fotoğraf da ışık olduğu ortamda çekilebilir değil mi Tonguç evet. Dolayısıyla ışıktan geliyor. Işık ile sentez demek. Sentez üretmek demek. Işık ile üretmek demek. Peki ne üretiyor bu foto e, zımbırtıları? Hemen söyleyelim sana Tonguç Erhan Bey. Karbondioksiti alıyor. Ondan sonra e, suyu alıyor köklerinden. Bak karbondioksiti havadan alıyor. Havadan alıyor. Suyu köklerden alıyor. Sonrasında ne üretiyor biliyor musun Tonguç Erhan Bey en önemli e, bizim gerekli olan enerji kaynağımız olan besini üretiyor. Ve aynı zamanda ne üretiyor biliyor musun? Havaya havaya bizim için gerek onlar için gereksiz olan ama bizim için çok gerekli olan oksijen de veriyor. Yani Aa. ...gerçekten de... E, ...hani bizim için çok yararlı bir şey yapıyor... ...ama kendi için bunlar... E, yani ...oksijen mesela atık kendi için... ...ama bizim için çok faydalı bir şey yapıyor... ...bizim de attığımız karbondioksit ya... ...karbondioksit de onlar için faydalı oluyor... ...ya o kadar güzel bir sistem kurulmuş ki Tongçeren Bey... ...bizim için... ...gereksiz olan e, ıvır... ...ya hatta zararlı olan karbondioksit... ...onlara gidiyor, onlar kullanıyor... ...bitkiler için, bitkiler kullanıyor... ...çünkü biz tüketiciyiz, onlar üretici... ...ve bi, onlar için gereksiz olan oksijen de... ...biz kullanıyoruz Sonuç Eren Bey Çok güzel bir döngü var. Ve herkes ama herkes ortak paydada buluşuyor. Besin üretiliyor diyoruz. O zaman ışık ile üretmek. Ne üretmek? Işık ile besin üretmek diyoruz fotosentez. Fotosentez bunu yaptı. O zaman fotosentezle üretilen besin ve oksijen... E, ...buradaki mırr hemen söyle bakalım. <laughs> Harika buna geldi. Sonrasında bu adamda, bu e, pisi de... <laughs> Aynen karbondioksit veriyor, bitki faydalanıyor ve sonrasında süper bir... Burada oksijenli solunum dediğimiz şey de hemen şöyle göstermek istiyorum. Ee, oksijenli solunum dediğimiz e, zımbırtı da... Oksijenli solunum dediğimiz zımbırtı da çok çok önemli. Neden çok çok önemli? Burada da Tomuç'um tam tersi oluyor. Yani sen besini alıyorsun, besini alıyorsun... Artı bunu bunu oksijenle birleştiriyorsun. Havadan aldım nefes alıyoruz ya biz sonuç arabi. Sonrasında neye dönüştürüyoruz bunu? Karbondioksit ve suya dönüştürüyoruz. Çişe gidiyoruz biliyorsun Tonguç Bey. Hocam en önemli işimiz nedir? En önemli işimiz sen biliyorsun tabii ki. Çişimiz hocam. Karbondioksit e nefes olarak veriyoruz. Ve bunu da birbirlerimizle aslında beraber yapıyoruz. Hani biz mitokondride bunu yaparken oksijenli solunum yaparken ee, karbondioksit ve suyu kloroplast'a veriyoruz. Kloroplast da bitkilerdeki yeşil renkli ve e, fotosentez yapan yer aslında. Bu fotosentez yapan yerde de bunlar kullanılıyor ve bunlar kendi aralarında dönüyorlar diyoruz. Peki geldik. Artık son e, hemen konumuzda hemen şey geçiyoruz. E, sınava geçiyoruz merak etme. Hücresel enerji oluşumuna baktım. Solunum, solunum aslında hücresel enerji oluşumu demek. Birinci oksijenin sonunda besin artı oksijen neye dönüşüyor demiştik? Su artı karbondioksit. Bir de neye dönüşüyor? Tabii ki herkes için gerekli olan şey nedir Tonguç Arad'ın benim? Ayran! Hayır saçmalama nedir? Enerji! Beni? Enerji, evet. enerji, biraz da sinerji. Enerji biraz dediğimiz sinerji. şey aslında e, Alper Ergöz'erdi değil mi Tonguç Alper Ergüd'ün. Alper Ergüt'ün... Bu ismini ama Ya ATP dediğimiz şey enerjinin vücuttaki halidir aslında. Bunu da unutmayalım Tonguç Ölen Bey'im. ATP dediğimiz şey üretiyoruz. Peki oksijenli solunum nedir ki? Solunum ikiye ayrılıyor. Birincisi oksijenli solunum, ikincisi oksijenli solunum. Oksijenli solunum Tonguç'um besinle oksijenin birleşmesi... Besinle oksijenin birleşmesi ve su ve karbon oluşturması. Oksijensiz solunumsa Tonguç benim benim aslında besinlerin oksijen kullanmadan enzimleriyle enzimler ile parçalanması. Hiç oksijen yok. Peki nasıl oluyor biliyor musun? Bak oksijensiz solunumun diğer bir adı tonkarım fermantasyon. Aa. Fermantasyon mayalanma da demek aslında. hocam fermantasyon diye bir şey hocam. Burada mayalanma da diyebiliriz aslında. E, fermantasyon diye adını. Besin direkt karbondioksit, etil alkol ve enerjiye dönüşüyor veya besin bak iki çeşidi var burada. A B diyelim buna da. E, ya da besin laktik asit artı enerji dönüşüyor. Mesela bu kaslarımızda oluyor, yoğurtta oluyor, e, mayalanmada aslında bu bayağı e, yoğurdun mayalanması falan mikroorganizmalar yapıyor bunun bizim diye Burada da Eren bey mesela alkol oluşturmada maya mantarları işte sirkenin oluşumu ve benzeri hep bu oluşumu oldu. Tabii ne ortaya çıkıyor her zaman ortak payda enerji diyoruz. Ve geldik artık sınavımıza. Artık uzatmıyorum lafı. Of be. Evet Hocam, sınavımıza bunları başlıyoruz. Bunların atacağım? hepsini tekrar etmek için zaten yazılı notlarımız var. Bu yazılı notlarından teker teker hoca nerede yazıldığı soracak ve buradaki konu özetli nedir? Hangi kavramları benim çok iyi bilmem gerekiyor kavramlar ve formüller? En sonunda da dikkat burada Tonguç Aram benim e, kazanım yani milletin Bakanlığı'nın verdiği MEP kazanımları son kontrolümüz var. Bunları da yanına tık atıyor, atıyorsunuz sınavlar önce. Bunları biliyor muyum diye. Ve bunları sadece Tonguç Şitapçı'nın alışverişinin aşağıda lisesi var. İyi butana lisesi var. Bana yakın bir tersi bulmak Hemen lazım. Hemen başladık yazılımıza. Doğru ya da yanlış. Kıyma makinesi kahve değirmeni el matkabı çıklık düzeneğiyle çalışır. Doğru. Çünkü kıyma makinesi nasıl şöyle benim böyle böyle çevirirsin ve uzun bir kolu çevirirken içeride daha küçük bir şey döner. Yani kıyma makinesini şöyle sana şöyle üç boyutlu çizmek istiyorum. Şöyle bir oturduğu yer vardır. Buradan şuradan bir ete atarsın. Şurada da şöyle bir çık. Ee, ...kol vardır Tomukcuğum. Sen bunu döndürdüğün zaman böyle... ...bu içeride daha basit, daha ufak bir daire döner. Yan taraftan baktığın zaman da şöyle bir şey gözükür bu aslında. Aynı çıkırık düzeni. Ee, kahve değirmeni de elma da aynı şekilde. Basit makineler aynı anda hem kuvvetten hem yoldan kazanç sağlayabilir. Yanlış. Kuvvetten kazanç sağlarsa ne vardı? Yoldan kayıp, kayıp. vardı. İşten kazanç var mıdır Tonguç Ölen Bey? Im? Vardır. Necmi misin sen? Eyvah. Necmi misin sen? Bak kuru kafa olacaksın. İşten asla kazanç yoktur. Enerjiler asla kalmaz. Besin zincirinde yeşil bitkiler son halkayı oluşturur. Yeşil bitkiler ilk halkayı oluşturur. Yanlış. Besin zinciri nasıl? Hemen sana söylemek istiyorum. Göstermek istiyorum Tonguç Ölen Bey. Im. İlk başta üretici vardı. Bu birinci basamak. Sonra birinci tüketici vardı. Besin zincirinin ikinci basamağı. Sonra ikinci tüketici vardı Tomuç'um. Burası besin zincirinin ilk basamağı diyoruz ve şunu unutma. Üreticiler her zaman ilk basamaktadır ve yeşil bitkiler üreticidir diyebiliriz. O zaman son halka yok yanlış diyor. Fotosentez yapay ışık altında gerçekleşiyor. Doğru. Fotosentezin yapay ışık altına geliş, gerçekleştiğini zaten deneylerle kanıtlayabiliyoruz. Çünkü normal illa güneş ışığına gerek kalmıyor. Yapay ışıkta floresan bilmem neyi açtığımız zaman o ışık enerjisini yine bitki emip ondan besin üretebiliyor. Bu da çok önemli bir şey. Peki fotosentez hangi ışık renginde en fazla olur biliyor musun? Kırmızı. Hayır yeşilde en az morda en fazla olur tomuşan benim Kırmızıda da fazla olur ama morda daha da fazla oluyor. Unutma yeşilde yeşilde yeşil ışık altında fotosentez en az diyoruz. Çünkü yeşil ışık olduğu için yeşil bitki yansıtıyor. Yeşil ışığı yansıtıyor. Hiçbir O ememiyor içinde diyoruz. Peki geldik. Yerden başlıyor. tabuda verilen sözlüklerden uygun olanları kullanarak doldurunuz demişim. Bilmem neyle fermentasyona göre daha fazla enerji üretilir. Neyle fermentasyona göre daha fazla enerji üretilir? Hocam vida ile fermentasyona göre daha fazla enerji üretilir. Çünkü vida en fazla fermentasyon yapan şeydir. Evladım vida bir kere basın makine, sabit evet. makine basın. Bunları geç. Fotosentez mi oksijenli solunum mu? Ee, oksijenli solunum ile. Çünkü Tonguç Elan hemen şöyle söylemek istiyorum sana. Oksijenli solunumda... Oksijenli solunumla Oksijensiz solunumun farkını biliyor musun? Hemen sana sayısal vereyim. Tabii bunu bilmek zorunda değilsin ama yine de vereyim. 38 tane ATP üretilirken Oo. bunda sadece iki tane ATP üretilir. Ay. Aynen öyle. Pıtırcık oksijensiz solunum e, o yüzden e, birazcık. E, ama e, oksijenli e, solunum enerji, 38 enerji. tane ATP, harika. Göndere bayrak çekilirken kullanılan nokta nokta uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir ne uygulanan kuvvetin yön değiştirir de sabit makaralar göndere bayrak çekilirken kullanılırlar ve sadece yönü değiştirir kuvvetten kazan çoktur unutmuyor. Bilmem ne sinirim içindeki bir çubuğa saran eğik düzlemde oluşan başlı makeleri Vida tongu benim aslında eğik düzlemdir biliyor musun evladım benim? Aa. Vida eğik düzlem nasıl biliyor musun? Hemen şöyle çizeyim sana. Vida şöyledir ya tongucuğum. Hemen şöyledir. Bak böyle 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 böyledir ya. Aslında buradaki yollar aslında vidayı ters çevir. Bak ters çevirelim. Şöyle yaptım. Şöyle 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 değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Şimdi sen burada e, bir dağın tepesine çıkmak için böyle böyle etrafından dolaşırsan daha kolay çıkmaz mısın Tonguç? Evet hocam. Ama yolu uzatırsın değil mi? Aynı eğik düzlem gibi. Ben buraya çıkmak için buradan da çıkabilirim uçarak ya da buradan çıkarım. Buradan daha uzatırım yolu ama daha rahat çıkarım. Aynı onun gibi vida bir eğik düzlemdir. Besin yerine yer alan üreticiler gündüzleri ne yapabilirler? Foto e, besin zincirinde yer alan üreticiler gündüzleri fotosentez yapabilirler. Çünkü gündüz ışık var. Değil mi Tonguç Erhan Bey? Peki sana bir soru. Çok önemli bir soru. Bilmiyorum Bak hocam. burası kıl bir soru. Bitkiler fotosentez yapar. Evet. Biz oksijenli solunum yaparız. Evet. O zaman dünyada e ee, oksijenin solunum yapan sadece biz varız diyebilir miyiz? Evet. Yani e, biz derken insanlar ve hayvanlar değil mi Tonguç? Evet. Yani tüketiciler... siz insanlarsınız ben hayvanlarım. Harika. Saçlama evet. öyle bir şey. Yok. Yani tüketiciler oksijenli solunum yapar. Evet. Ama bitkiler sadece fotosentez yapar. Evet. Patlasın. Çünkü bitkiler Tonguç heradım benim çok önemli. Gündüzleri fotosentez yaparken geceleri ve gündüzleri her zaman çünkü her zaman bir canlının neye ihtiyacı vardır? Evet. Alper Enerji, enerji enerji biraz yani, harika sinerji. tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla her zaman her canlı oksijenin sonu nedir? Yapmayı metri... düşünüyorum ben o şarkı. O zaman şöyle diyoruz. O e, daha doğrusu solunum tonguç eladım benim hem bitkiler hem bitkiler yani hem üreticiler hem tüketiciler, tüketiciler e, her zaman bak hem 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 her zaman her zaman her zaman her zaman yaparlar çünkü bizim her zaman enerjiye ihtiyacımız var. Bu çok önemli bir özellik. Geldik, şu çekirdeği sürümlerinin önemsenmediği düzeneklerde eşit ağırlıktaki P yükleri dengelidir. Tamam Eyvallah? Düzeneklerle ilgili hazırlanan deney sorularını tablodan inşaat izlemiş Hemen bakalım. Bir kere burasının hemen sabit makara olduğunu gördüm bile. Neden? Çünkü burasının ortası duvara bağlı tomuç mi? Geldik bu zımbırtıya. Bunun da çıkrık olduğunu gördüm. Çünkü iki tane silindir birbirine bağlı. Bak bu içerideki e, daha küçük olan. E, diğeri ise daha büyük olan. E, ve hemen bakalım. Hangi uygulanan kuvvet daha azdır? Bir kere Tonguç Eren Bey'im. Kuvvetle, bak buradaki yükler aynıymış. Bak, diyor ki eşit ağırlıktaki P yükleri. O zaman bu P yükü mesela sallıyorum. Neydi burada? Sevin metoduydu, hatırlıyor musun? Evet. Sayı verme metoduydu aslında bu. Mesela buna 100 Newton desem. E o zaman bu da 100 Newton'dur. Çünkü kuvvetten, enerjiden e, kazanç veya kayıp yok. Bu 100 Newton'sa Tonguç Eren Bey'im, bu daha azdır. Neden daha azdır? Mesela 50'dir, 60'tır, 30'dur falan filan sallıyorum. Ama daha azdır. Çünkü çıkrıkta kuvvetten kazanç var değil mi evet, tokuca abi? Dolayısıyla 2R olduğu için 50 olması muhtemel diyoruz. Dolayısıyla hangi düzlette koyulan kuvvet daha azdır? Tabii ki çıkrık diyeceğiz. Hangi düzlette yükü 1 metre yukarı çekmek için ip daha fazla çekilir? Kuvvetten kazanç olunca. Yoldan ne oluyordu? Kayıp. Harika tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla makarada eee Hay pardon özür dilerim. Çıkrıkta daha fazla çekmek gerekiyor çünkü yoldan kayıp oluyordu. Burada bunu bir metre çıkartabilmek için bunu da aşağı doğru bir metre çeksek yeterli. Ama bunu bir metre çıkartabilmek için bunu aşağı doğru iki metre çekmek gerekir. Hangi özellik işin yapılması süresini kısaltır? İşin yapılma süresini e, ikisi de kısaltır. Neden? Çünkü basit makineler her zaman ama her zaman iş kolaylığı sağlardı. İş kolaylığıyla işten kazanç farklı şeyler unutmayalım. İş kolaylığı her zaman vardır diyoruz. Hangi düzeyde iş kolay? Evet parbozen bu da varmış zaten. Tebrik ediyorum seni ve geldik. Bileşik makine düzeneğinde kullanılan basit makinelere işte işaretleyiniz demiş. Şimdi Tonguç'um şurada ne görüyorum ben Allah'ını seversen Allah'a sen? Yokuşluk. E, eğik düzlem. Harikasın. Rampa eğik düzlem. Dolayısıyla ben eğik düzlemi işaretledim. Yani şu LH dediğimiz zımbırtı aslında eğik düzlem. Peki şurada ne görüyorum Tonguç evladım? benim makara gibi böyle. Sabit makara. Süper zekisin gerçekten olağanüstü. SMM Peki burada ne görüyorum Tonguç? Burada bir kol var bilmem ne. ...buna ne diyorduk? Çıkrık kolu diyorduk. Dolayısıyla çıkrık görüyorum diyoruz. Peki dişli var mı? Yok burada. Kusura bakma arkadaşım. Kasnak var mı? Yok burada. Kusura bakma arkadaşım. Diyoruz. Kaslağı ve gerek yok. Olur. Evet. Günlük yaşam amacına kullanan bazı, makineler aşağıda göstermiş. Tam yola. Basit makineler hangi kaldıraç türünü örnek olarak verilebilir yazılmış. Tonucuğum kerpeten. Kerpeten ortadan döner. Ortadan döner. Buraya yükü koyarız. Yük. Ee, bu destek. Ondan sonra bu da e, kuvvet diyebiliriz. Hmm. Destek ortada kaldıraç. Bir kerpeten yazdık. Ceviz kıracağı. Burada, e, pardon, burası destektir. Çünkü burası hareket etmez. Burası böyle açarsın, böyle açarsın ceviz kıracağını. Olsa buraya yükü koyarsın, buraya da kuvveti koyarsın. Yani yük ortada, yük ortada. İki. Maşa, maşa burası destek. Buraya yükü koyarız işte biber biber patlayacak. Buraya da kuvvet uygularız Doma, değil Domates biber patlayacak. Evet kuvvetle buraya koyuyoruz tamam kuvvet ortada. Bu el arabası burası destek buraya yük koyarız buraya da kuvvet uygularız yukarıya doğru mesela. O zaman yük ortada dört e, cımbız aynı şekilde destek buraya yük kıl gelir işte buraya. Sonra da buraya da kuvvetle böyle sıkıştırırız burayı. Dolayısıyla kuvvet ortada beş diyoruz. Ee, sonrasında makas. Makas zaten destek ortada. Çünkü buraya ku, e, yük gelir. Buraya da kuvvet uygular. O zaman destek ortada gidiyoruz. Süper zekisin geldik. O bakar mısın soruya? Gerçekten nasıl? Yılan, fare, çekirge, bitki, mantar. Hepsi sesini çıkartır mısın Doğucuğum? Harika. Ç çekirge be. Çek çek çek. nasıl <gülüyor> <gülüyor> çek 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 çek. Bak bu mantıkta evet. Bitkiyi hemen çıkar. Ağaç o rüzgar sos evladım sen. Tamam, tamam be. de yer alan canları beslenme düşünemeye sırflandınız demiş. Şimdi bir kere ben şunu biliyorum. Bitki ilk basamak olacak. Sonra çekirge, sonra fare, sonra yılan. Mantar da ayrıştırıcı olacak. Tamam eyvallah. Ayrıştırıcı canlıları hemen altına mantar yazabilirim. Mantar veya bakteriler. Birinci, üretici canlılara Bitki yazarım, bitki yazarım. Sonra tüketici canlılara birinci tüketiciye çekirge yazalım, çekirge yazalım. Ee, i̇kinci tüketiciye fare yazalım, çekirgeyi fare yiyor çünkü. Fareyi de yılan yiyor. Üçüncü tüketici canlı diyorum süper Zekisin Zaten burada da e, bu bir, bu iki, e, bu üç, bu dört, bu da 5 olacak Tonguç'um diyorum sana. Peki geldik da verilen bilgilerin hangi kavramlara ait olduğunu yazınız demiş. Tamam hemen bakalım. Besinler oksijenli ortamda karbondioksit ve suya parçalanır. Besinleri parçalama olayına ne diyorduk biz Allah'ını seversen? Hemen söyler bana? Solunum diyorduk değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Besinlerin parçalanması olayına biz solunum diyorsak oksijenli ortamda. E tamam oksijen solunum o zaman bitti bu kadar. Aydınlık ortamda gerçekleşir. Aydınlık ortamda fotosentez gerçekleşir. İşte ışığın etkisiyle. Yapay veya doğal ışıkta olabilir unutmayalım. Karbondioksit su ve enerji ...üretilir demiş. Karbondioksit, su ve enerji. E oksijenli solunum denklemini soruyor bana. Neydi oksijenli solunum denklemi? Besin artı oksijen, karbondioksit artı... ...su artı... E, ...ATP yani enerjiydi. O zaman üçtür diyoruz buraya. Besin ve oksijene ihtiyaç vardır. E, besin ve oksijene ihtiyaç var. Oksijenin solunum bu da. E, besin ve oksijen üretilir. Potentez nasıldı? Karbondioksit artı su... E, ...bunun ışık etkisiyle... ...ve... ...klorofil e, maddesi, kloroplastin için olan maddeyle ne üretiyorduk? Besin artı oksijen üretiyorduk. E, besin ve oksijen üretilir e, fotosentezde. Gece ve gündüz gerçekleşir. Solunumu her daim gerçekleşir. Unutmayan Tonguç Erer Ve geldik <laughs> cam kabın içine üzüm suyu, maya mantarı konularak... ...kabın ağzına estek balon geçiriliyor. Tam yola. Deneylerin sonucunda balonun şiştiği gözlemleniyor... Buna göre maya mantar. Tomuç bu arada bunlarla alakalı rica ediyorum. Yenisi fen taktiklimizden soruları çözmeye çalış. Yenisi fen taktiklimizde soruları da hemen sana söyleyeyim hangi hangi sayfalar e, olduğunu. Çünkü sınavda bunlar çıkacak. Sen de e, şey yapmayasın takılmayasın. Hemen şöyle anlatayım sana Tomuç'um. Burada bak sınava hazırlık için e, sayfa 170'inde konu ka, e, tarama testi var. Hatta 172'de de bir tane konu tarama testi var. Bu iki tane konu tarama testini yaparsan bütün basın makineleri gözden geçirmiş olsun. Besin, e, pardon canlılar ve enerji ünitesinde de Tonguç Eren Bey, madde ve döngülerine gelmeden... Yani fotosentez solunum ilişkisine yani 191'e kadar. Nereden başlayacaksın hemen sana söyleyeyim Tonguç'um. Sayfa 176 ile 191 arasında çözersen muhteşem olur. Bu da sana bir ödevin olsun. Bu da bana aynı zamanda olsun. aynı zamanda bu arada hocamız zor soruyor. Birazcık yeni nesil beceri temelli soruyor dersen de... ...hem LGS'ye çalışmayacaksın hem de tekrar etmiş olacaksın. Hemen sana e, şundan bir ödev vereyim sonra devam edeceğiz. Yazımız hala bitmedi. Daha var bayağı var hatta. E, burada Tonguç Eren Bey, hemen göstereyim sana. E, zaten buradaki soruları yapmışsındır umut ediyorum. E, burada... E, Ünite değerlendirme dediğimiz sayfa 132'de e, Zoru Bankası, yenisi FEN'de, FEN Zoru Bankası'na sayfa 132, 133, 134 ve 135'te ünite değerlendirmeleri var. 136 ve 137'de var. Hatta 138 ve 139'da da var Tomuç Eren Bey. İki tane üniteyi tamamen değerlendiriyoruz. 140 ve 141'de pardon e, fotosentez'e geçiyoruz artık. Sonra fotosentezi bitiriyoruz tomucum. Solunumu bitiriyoruz. Su ve karbon oksijen döngüsüne gelmiyorsun. Yani sayfa 147'ye kadar geliyorsun. Ben olsam senin yerinde tam demin söylediğim gibi 132'den 147'ye kadar tamamlarım. Hem yeni konuyu tamamlamış oluyorum hem basıma kadar tam bir taramış oluyorum tomucum. Yenisi fen e, e, dinamo soru bankamızda da tomuşeram beyim hemen sana hızlı bir ödevlendirme yapayım. Sonrasında dersimize de devam ediyoruz. Yazılımda devam ediyoruz. Ufak bir öde ödevlendirme yapıyorum Tomuç'um sana. Bas basit makinalarda, basit makinalarda artık ünite tekrarları da vereceğim sana. Şey yapmayacağım hani teker teker konuyu ayrı ayrı göz Bunları çözersen muhteşem olur bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten tam yeni nesil sorular var burada. Sayfa 164 Dinamo'da. Dinamo Fan. 164, 165, 166, 167, 168, 169 Tomuç evladım benim. Ee, ve e, burada da sonraki ünitenin de hepsini çözmeyeceksin ama şuraya kadar çözeceksin. Çünkü e, madde döngülerine gelmedik. Madde döngülerine kadar sayfa 187'ye kadar. 170'ten başta 187'ye kadar çözersen muhteşem bir birikim yapacaksın diyorum. Ve tabii bu konuların tekrarları içinde 0'dan 8de sayısal konu anlatımı soru bankasını açaraktan kendinde çalışmalarını yapabilirsin. Hemen sayfaları da vereyim. Bütün konuları tekrar etmek için istiyorsan basım halinde sayfa 252'den başlayacaksın. 252'den başlayıp tümüceladım benim. Hepsini değil. Madde döngülerine gelmene gerek yok. Fotosentezi falan yapman iyi olur ama. Ee, ha şuraya kadar. 100 252'den başlayacaksın ve sayfa 289'a kadar yaparsan bütün konuları tekrar etmiş olursun rengarenk zaten görüyorsun. Cam kabın içinde üzüm suyu ve maya mantarı kullanılarak kabın ağzına estek balon geçiriliyor. Tamam eyvallah bak görüyorsun. Deneylerin sonucunda balonun şiştiği gözlemleniyor. Buna göre maya mantarının yaptığı solunumun denklemini yazınız demiş. Yahu üzüm suyu maya mantarı var. Maya mantarı ne yapardı? Oksijen yok ki kapalı burası yani... değil mi? Ne yapar o zaman? ...fermantasyon... ...yani mayalanmanın... ...diğer bir adımı yapar. Fermantasyon, mayalanma... ...bunlar ne demek biliyor musun Çok basit. Oksijensiz... ...solunum demek... ...Tomuç benim. Oksijensiz... ...solunumun denklemine baktığımız zaman... ...baktığımız zaman... E, ...burada üzüm suyu... ...maya mantarının da etkisiyle... ...neye dönüşüyor aslında? E, etil alkol fermentasyonu... ...yaparak besin... Direk, direkt karbondioksit artı etil alkol etil alkol ki zaten şarap dediğimiz şey bundan yapılıyor aslında artı enerji oluşturuyor enerji zaten bizim bildiğimiz ATP'de işte budur denklemi oksijensiz solunumun maya mantarıyla yapılan ee, denklemidir diyoruz Tonguç geldik işte burada burada bu, bu gaz ne işiyor biliyor musun Tonguç'um evet. bu gaz aslında karbondioksit gazı işte karbondioksit gazı yüzünden böyle şişiyor. E, balon e, diyoruz. Cam fanus içine bırakılan fare bir süre sonra ölüyor. Allah rahmet eylesin diyoruz Tonguç Eray. Mekanize yani, net olsun. Aynen. Bitkiler birlikte cam fanus içine bırakılan başka fare ise yaşamına devam ediyor. Hmm. Çok enteresan Tonguç'um. Aa. Buna göre ikinci düzenlikte hangi değişiklikler yapılmıştır? Şimdi bir kere burada e, farenin ölmesinin sebebi buradaki cam fanus kapalı ya Tonguç'um. Evet hocam. Işık olsa da bana ne? Çünkü cam fanus kapalı olduğu için oksijen bir süre sonra bitecek. Oksijen bitince de e, fare mortanz olacak. Ama burada Tomuçum bitki var. E, bitkinin ne yapması gerekiyor? Hani oksijen solunumla solunumla fotosentez arasında bir ilişki vardı. Solunumla fotosentez arasındaki ilişki şuydu. Fotosentez solunuma oksijen veriyor. E, solunum fotosenteze karbondioksit veriyor. İşte bu yaşam döngüsünün en önemli ilişkisi. Dolayısıyla ee, bitkinin bana ne vermesi gerekiyor? Bitkinin bu fareye oksijen vermesi. Farenin de bitkiye karbondioksit vermesi gerekiyor. E fare zaten karbondioksit veriyor. Hiç merak etme. Zaten deri gibi nefes alıp veriyor. Ama oksijen alamıyor. Bitkinin harekete geçmesi gerekiyor. Bitkinin harekete geçebilmesi için fotosentez yapması gerekiyor. Fotosentez yapabilmesi için ışığa ihtiyacı var. Burası karanlık ortam. Bir kere bunun ne olması gerekiyor? Işıklı olması gerekiyor. Bir. İkincisi ise kuru toprak. Fotosentez yapabilmesi için Fotosentez neydi Tomuç Eran Bey? Im? Karbondioksit artı su eşittir besin artı oksijende. Dolayısıyla suya ihtiyacı var, bir de ışığa tabii ihtiyacı vardı. Işığı zaten söyledik ama kuru toprak olmaz. Bunun ne olması gerekiyor? E, nemli olması gerekiyor. Nemli toprak olması için de suya ihtiyaç var diyoruz. O zaman hangi değişiklikler yapılmıştır? Ortam, ortam aydınlatılmış aydınlatılmış birincisi ikincisi Tonguç olmuş yalan benim ee, bitki sulanmıştır diyoruz ee, ...bitkinin kökü de sulanmıştır diyebiliriz. Tebrik ediyorum seni. Mükemmel bir yazılı çıkardın. Unutma yazı notlarından bütün konuları... ...tekrar edin. İkinci dönem birinci yazı notlarından... ...ve bunu da Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarından... aşağı lisesi var. İyi e, e butonlar listesi var. Ulaşabilirsin ve bütün konuları... ...tekrar edebilirsin. Sadece yazılı öncesi... ...mükemmel bir kitap. Sadece kitapçılarda... online'da yok. O yüzden... E, ...acele et. Sınavına da az kaldı diyoruz. İnşallah bu... E, ...bilmem e, sınavlar da... Ee, en yakın zamanda e, biter ve kurtuluruz diyoruz. Hadi bakalım. Aa bir tane daha varmış sorumuz. o zaman devam Buradan <laughs> ediyoruz. kurtulamıyorsunuz. Birinci durumda saydam cam fanus içinde bitki ve yanan mum 30 derece sıcakta yapay ışık altında bekletilmektedir. Tamam eyvallah. Yapay ışık altında e, yanan mum var burada ve bitki var. Nemli toprak tamam. Işık var. O zaman bu adam fotosentez yapıyor fotosentez tamam e, bu yanan bunda e, buna ne ihtiyacı var oksijene ihtiyacı var e, oksijeni de alabiliyor buradan süper birinci durumda saydam tamam ikinci durumda ise bitki ortamdan uzaklaştırmış ortama mantar konmuş Mumun yanma süresi her iki durumda da kronometre yanında ölçmüş ve grafiğe kaydedilmiş burada daha fazla yanıyor burada daha az yanıyor sebebi ne çünkü mantar fotosentez yapmaz ki mantar hakkında çok önemli bir şey söyleyeyim Bitki değildir, bitki değildir. Bu üretici değildir, bu ayrıştırıcıdır. Dolayısıyla ee, bu ee, fotosentez yapmaz bitki olmadığı için bu çok önemli bir ayrıntı diyoruz. Peki, e, pek buna göre deney raporunda yer alan aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz demiş. Tamam. Deney sonucu, de, deney sonucu yeşil bitki, yeşil bitki yapay ışık altında çünkü yapay ışık var burada dikkat edelim. E, çünkü burada da yapay ışığı da vurgulamış. Yapay ışık altında fotosentez sonucu fotosentez sonucu ne üretebilir? oksijen üretebilir diyebiliriz. Oksijen ürettiği için zaten yanma reaksiyonu için mutlaka oksijene ihtiyacı vardı mumun. Mum daha uzun süre yanıyor ama bu oksijen üretmediği için de e, yanmıyor. Tabi biz olumluyu söylüyoruz burada. E, mantarda e, oksijen üretmez diyebiliriz. Aynı zamanda ödüllü sorumuzu yapalım Tonguç abi benim sınavında şimdiden başarılı. Hadi bakalım hocam. görüşmek üzere.